Günümüzde kredi kartının adeta yanında peşin para yani nakit bulunmadığı durumda çok ciddi kolaylıklar sağlıyor. Çünkü ödemesi anlamında bir ay sonrasına hani bir kesim gün hesap kesim tarihi olduğu için herkese cazip geliyor vatandaşlarımıza. Ancak onun dışında bu pandemi döneminde temas etmemekten dolayı hani bu temassız kart özelliği kredi kartlarına artışını da çok ciddi oranda etkiledi. Bu rakamsal olarak da günümüzde son verilerde 86 milyon civarında bir kart kullanımı olduğu bilgisi var. Artışın ben bu nedenlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Maalesef kontrollü bir harcama yapılmadığı için, kart limitlerinin aşıldığı sınırlar zorlandığı için maalesef ay sonu geldiğinde vatandaş borcu ödeyemediğinde bankayla karşı karşıya geliyor. Bankalar doğal olarak avukatlar aracılığıyla hukuki süreci başlatarak vatandaşları da icraya veriyor. Vatandaşları bu şekilde icralık olduğu durumda üzerlerinde olan herhangi taşınmaz varsa taşınmaza hacize geliniyor. Maaşları varsa maaşlarına haciz yazılarak dörtte biri haciz ediliyor. Onun dışında yine banka hesapları varsa oralara yazılarak banka hesaplarındaki paralara yine haciz blokeler konulabiliyor. Bu durumlarda vatandaş tamamen eli kolu bağlanıp aynı zamanda bankanın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bu icra masraflarını ödemek zorunda kalıyor. Aynı zamanda devletin almış olduğu icra harçları oluyor bu kapama için tahsil harcı vesaire. Tüm bunlar da borcun üzerine eklenerek vatandaşın borcu adeta katlanarak artıyor icralık olduğu zaman. Bu durumlarda vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii ki bankaların cazip uygun kampanyalarından vesaire faydalanıp değerlendirebilirler. Ancak kendi limitinin üzerine çıkabilecek durumlarda bankaların vermiş olduğu puanlar vesaire göz önüne alıp onu cazip değerlendirip kendi daha çok borç altına girmemesi gerekiyor. Bu nedenle kesinlikle biraz daha düşünerek gelirlerini göz önünde bulunarak o şekilde hareket etmesi gerekiyor vatandaşlarımız. Bu süreçte karşı karşıya kalınca da hatta taşınmazları dahi %50 oranında bir miktarda yani yarı oranında satışa çıkıyor. Adeta kendi taşınmazlarını çok ucuza bir şekilde bankadan satışa çıkarılıyor yani icra aracılığıyla. Biz bilinçli birey olarak harcamalarımızı gelirimize göre yapmamız gerekiyor. Kontrollü ve sağlıklı bir şekilde bu harcamaları yaptığımız takdirde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmayacağını düşünüyorum.